Son dakika haberi 24 saat. Fenerbahçe'nin olaylı derbi sonrası TFF'ye yapacağı savunmanın detayları belli oldu. Fanatik'in haberine göre, Beşiktaşlı oyuncuların hakemden önce soyunma odasına gittiği, hakem Mete Kalkava'nın tutumu, siyah-beyazlı futbolcuların provokatif davranışları üzerinde durulacak. İşte Fenerbahçe'nin hazırladığı savunmanın ana hatları, bir tatil kararı içeride verilir. Görüntülerde, Beşiktaşlı futbolcuların ve teknik heyetin, hakem Mete Kalkavan ve ekibinden önce soyunma odasına gittiği sabit. Kurallara göre hakem, maçın tatil edildiğini içeride verir. Ancak siyah-beyazlılar, hakemin kararını beklemeden kendi inisiyatifleriyle soyunma odasına girdi. İki daha ağır olaylarda devam etti. Hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etmeye meyilli olduğunu sürekli gösterdi. Muadil örneklerine bakıldığında, maçın oynanması gerekiyordu. Çok daha ağır olayların yaşandığı müsabakalarda oyun kaldığı yerden devam etti. Kalkavan ise baştan itibaren sürekli maçı kesmeye yönelik tavırlar sergiledi. 3 Beşiktaş'ın tahriği var. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet de maçın oynanmaması için çalıştı. Medel'in kendini yere atması, Tosic'in hareketleri, Quaresma'nın en ufak bir madde atıldığında korneri kullanmaması, Caner'in tribünleri germesi, Tolga ve Mustafa Pekdemek'in taraftarlara küfürleri, Şenol Güneş'in tahrikleri olayları alevlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik maçın rövanşında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin olaylar ülke gündemine oturdu. Habertürk'te yer alan habere göre hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu'na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı. Tecrübeli hakemin, Güneş'in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı. Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş'i izledim. Kollarından tutup kaldırdılar. Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Göreviler hemen yanına geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş'i yüzüstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim. Temsilciler de raporlarını federasyona yolladılar. Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu'na gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaaddin Özcan ve Celalettin Yavuz'un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlı oyuncular arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü görevlisi Erdinç Gültekin'e yapılan darp da raporlarda yer aldı. Beşiktaşlı futbolculardan Şenol Güneş'e ziyaret. Şenol Güneş olay sonrası ilk kez konuştu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş derbisinin başında siyah-beyazlı oyuncular korner kullanırken yabancı maddeler gelmesi üzerine idari menajer Hasan Çetinkaya'yı telefonla aradı ve uyarıda bulundu. Başkan Yıldırım, hakemle konuşun, güvenlik güçleri gelsin korner bölgesinin olduğu bölgeyi kalkanlarla tutsun. Oraya tedbir alınsın, korner bayrağının olduğu yerde güvenliği sağlasınlar, ifadelerini kullandı. İdari menajer Hasan Çetinkaya, 4. hakeme bu konuda uyarılarda bulundu. Korner bölgesinde güvenlik güçlerinin önlem alınmasını istedi. Devre arasında da hakem Mete Kalkavan ile konuştu. Ancak tüm bu konuşmalara rağmen güvenlik güçleri korner kullanırken hiçbir önlem almadı.
Aziz Yıldırım sürekli yabancı maddeler atılması ve güvenlik güçlerinin o bölgede önlem almaması nedeniyle oldukça sinirlendi ve idari menajer Çetin Kaya ile tekrar temas kurarak, ısrarla polisin o bölgeye giderek güvenlik önlemi almasını ve kalkanlarla güvenliğin sağlanarak oyuncuların rahat korner atılmasını istedi. Ancak Yıldırım'ın uyarısı ve Hasan Çetin Kaya'nın ısrarlı çabalarına rağmen o bölgede bir güvenlik önlemi alınmadı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, idari menajer Hasan Çetinkaya'nın uyarılarına rağmen güvenlik güçlerini oraya gönderilmesi talimatını vermediği öğrenildi. Mete Kalkavan'ın devre arasında soyunma odası koridorunda sarı lacivertli oyunculara "En ufak bir taşkınlık daha olursa maçı tatil edeceğim," dedi. Maç hakeminin bu sözleri üzerine Aziz Yıldırım idari menajer Çetin Kaya'yı arayarak, "Futbolcular sakin olsun, tahriklere kapılmasınlar. Dikkatli olsunlar. Karşılaşmada her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Taşkınlık istemiyorum," dese de gerekli tedbirler alınmadı. Öte yandan devre arasında sarı lacivertli yöneticiler ve Aykut Kocaman, soyunma odasında, "Biz bu maçı kazanacağız. Gerekirse tribünler boşaltılsın ama maç oynansın," önerisinde bulunduğu, ancak hakemin odasını kilitleyerek kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Kirli bir kumpas. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmesine ilişkin, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu," ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin yine karanlık bir takım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışıldığını öne süren Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına stadımızda şahit olduk. En ufak saha olayının, maç tatili için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel'e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Park'ta kafasına taş isabet ettiğinde, Mehmet Topal'a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?" değerlendirmesinde bulundu.